Geçen derste okuduğumuz ayet: Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ul emri minkum fe ve ulil emri minkum fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ver rasul. Eğer bir meselede ihtilaf ediyorsanız Allah'a gidin, Resulullah'a gidin, yani Kur'an-ı Kerim'e gidin, sünnet-i seniyeye gidin, Efendimiz Aleyhisselam'a müracaat edin. Amma elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik yuridune en yetehakemu ile tağut. Onlar tağuta gitmek isteyecekler. Allah'a değil Azze ve Celle, Resulullah Aleyhisselam'a değil, ideologyalara gitmek isteyecekler. Rabbim bu mevzuları anlattıktan sonra buyuruyor ki: Fela ve rabbike, Rabbine yemin olsun, la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. İhtilaf ettiği konularda, eğer evde, eğer siyasette, eğer iktisatta, hayatı idarede sorunlar var, ihtilaflar var, o sorunları sana getirmiyor, seni hakem kılmıyorlarsa, vallahi onlar iman etmiş olmazlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yuhakkimuke fi muzari. Seni hakem kılıyorlar. Hakem kılana kadar. Peki Resulullah Aleyhisselam şimdi aramızda değil. O zaman nasıl onu hakem kılacağız? Hadis-i şeriflere gideceğiz. Allah Teala o hadislerin sahih yolla geleceğini, mevzuların ayrılacağını elbette biliyordu. İmam Buhariler, İmam Müslümler çıkacak, bu yola hizmet edecekler. Hadisin sahihini mevzusundan ayıracaklar. Ezeli ilmiyle bunu biliyor. Onun için Peygamber Aleyhisselam'dan sonra da onun hadislerini hakem kılacaksınız. Yani Buhari'ye gidin, gidin Müslüme, sorun. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın kesin bir sözü var, onu hakem kılmıyorsa, mütevatir olarak gelen bir sözünü almıyorlarsa, o zaman onların imanı yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle.